Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Kad halet min qablihi rusul. Ve seyeczillahu şakirin. Affetme seni tesbih, seni takdis edilen şu ilahi mekanda bu gecenin hürmetine seni anmak, seni tesbih ve takdis etmek üzere şurada toplandık. Evet. Elacım amin diyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sadece ve sadece senin rızanı kazanmak için okunan Kur'an-ı Hakimi, Mevlid-i Şerifi, arasında getirilen salatu selamları Ya Rabbel Alemin, bu mübarek gecede dualarını ifa etmek üzere evvelinde okunmuş olan hatmi Kur'anları, evvelimizde okumuş olduğumuz salatu selamları dergâh-ı ruhiyeti nafsini kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Berat'ın hepimizin beraatına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Beraat demek arınmak demektir. Beraat demek kurtulmak demektir. Beraat demek sıyrılmak demektir. Beraat demek mahkemede her türlü yaptığın kötülükten, günahdan arınmış olmak demektir. Rabbimize bugün yapacağımız dualarla, bu idare edeceğimiz o güzelim ibadetlerimizden sabaha kadar uyumadan yapacağımız tevbe ve istiğfarlarla Rabbimize yöneleceğiz. Peygamber Zişan Efendimiz'in 5 gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar Allah'ın hikmetini içermez buyuruyor. İşte o gecelerden birisi de bu gece. Yine sevgili Peygamberimizin müjde ettiği Beriket kabilesi koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla mümini bağışlayacağı gece. Sabaha kadar dünya semasına tecelli ederek yok mu, yok mu, yok mu diye Rabbinizin bizlere fida buyuracak gece. Onun için ya Rabbi benim de şu derdim var. Ya Rabbi benim de şu hastalığım var. Ya Rabbi benim borcum var. Ya Rabbi benim şöyle bir sıkıntım var diye Rabbimize arz edeceğimiz gece. Onun için bu geceyi ihmal etmeyelim. Bu geceyi fırsat bilelim. Bu geceyi sevgili Peygamberimizin ifade ettiği gibi Ramazan-ı Şerif'e günahsız, her türlü günahdan arınmış, tevbesi makbul olmuş, o Ramazan'ın rehaveti, suhuleti, umuveti her yönüyle her yalnız kuşatmış bir vaziyette Ramazan'a girişmek için yapılacak en son fırsat. İnşallah bu fırsatı vermeyelim. Uyanıp kalan, o meleklerin evimize kadar gelip ne yapıyor diye Allah'ın iradesiyle onların tek tek tespit ettiği bir zamanda bizlerde var olduğumuzu, ayakta olduğumuzu, Allah için ibadette bulunduğumuzu Ayşe Validemizin ifadesiyle o geceden daha başka geceden ibadet eden görmedim diyor. Hatta gece vakti mezarlığa kadar gittiğini söylüyor. Değerli kardeşlerim, işte bu geceyi geçmişlerimizin ruhuna koyacağımız Kur'an hakimlerle, tevbe-i istiğfarlarla inşallah güzel bir şekilde hikayelerin kalbi içerisinde olalım. Rabbim gecemize hayırlı ve mübarek eylesin. Selam olsun. Selam olsun.